24 Şubat 2018, Bursa, Arifane İlim Derneği. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr. İnnel insane lefî husr. İllellezîne âmenû ve âmilus sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr. Sadakallahul azim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Evet, bu hafta Tedbirat-ı İlahiye kitabımızın konu başlığı 12. bölüm. Beden şehrindeki bozuculara yönelik elçiler beyanındadır. Konu başlığı ile konumuza giriyoruz inşallah. Bu 12. bölüm beden şehrindeki bozuculara mensup olan elçiler ve bozuculara göndermiş olan elçiler beyanındadır. Ey Kerim Efendi olan ruh! Zahir hükümette meliklerden hangisinin aklı nefsani şehvetine galip oldu ise, zahir hükümetlerde melik olanlardan kimin diyor aklı nefsani şehvetlere yenik düştüyse, o kimseyi hikmet, o kimsenin düşmanlarından bir düşmana ancak çabuk kavrayan ve zeki ve cesaretli ve vefakar ve sadık ve dindar ve emin ve göstereceği delili doğru olarak bilen ve etkili söz sahibi olan bir elçi göndermesini gerektirdi. Çünkü iş görebilecek olan elçi ancak bu sıfatları taşıyan elçidir. Ve hikmet ancak bu vasıfları taşıyan kimsenin elçi olarak gönderilmesini gerektirir. Evet, gönderilecek elçinin özelliklerini saydı burada. Zeki, kavrayışı yüksek, cesaretli, vefakar, sadık, dindar, emin, sözünü bilen, bu şekilde bir elçi gönderilmesi gerekir diyor. Ve elçi kendisini gönderen kimsenin haline ve onun mertebesine delildir. Evet, gelen elçiye bak diyor yani bir yerde de. Elçinin vasıfları neyse gönderene delildir. Yani elçi çok zeki, elçi anlayışlıysa tabii aynı oluyor. Elçi çok zeki, anlayışlı, akıllı bir zatsa demek ki onu gönderen de o derece aklı yüksek manasında. Ve elçi bu sayılan vasıflarda olursa hiç şüphe yoktur ki onu gönderen kimsenin en az bu derecede ve ondan daha yüksek olduğu bilinir. Çünkü onu gönderen kimse bu vasıfların ne demek olduğunu hal olarak ve bizzat yaşayarak bilmeseydi ve bu vasıfları idrak etmeseydi, bu elçiyi birçok adamların arasından ayırt edemez idi. Demek ki o vasıflara sahip ki böyle yetenekli bir elçi seçti diyor. Ve eğer gönderilen elçi bizim vasfettiğimizin tersi olarak yalancı ve hain ve nefsani heveslere düşkün ve akılsız olursa, hiç şüphe yok ki onu gönderen kimse ondan daha akılsızdır. İşte bu söylediğimiz mana karar kılınca, ey Kerim Efendi olan ruh! Cisim şehrini bozucu olan ve kendisine itaat edilen heva melikine elçilerini güzel vasıf sahipleri olan tevfik ve hüda ve fikir ve itibar ve tedebbür ve sebat ve kast ve hazm ve istibsar ve tezekkür ve havf ve reca ve insaf ve bu vasıfların benzerlerinden yap. Şimdi bunları tek tek açıklayacak neler olduğunu. Tevfik, bir işte muvaffak olmak. Hüda, doğru yolu göstermek. Fikir, bir işin fayda ve zararını düşünmek. İtibar, ibret almak. Tedebbür, tefekkür ile ilerlemeyi ve hareketi tercih etmek. Sebat, makul bir işte devam üzere olmak. Kast, niyet edilen hususun icra edilmesine yönelmek. Hazm, işinde basiret ve olgunlukla hareket etmek. İstibsar, işlerde açıklık talep etmek. Tezekkür, bir işi tekrar tekrar akıl görüşünden geçirmek. Havf, zarar ve tehlikeyi düşünmek. Reca, fayda ve kurtuluş ümit etmek. İnsaf,
İşlerde ifrat ve tefritin ortasını tercih etmektir ki adalet ve itidaldir. Ey ruh! Cisim ikliminde kuvvetli ve kendisine itaat edilen bir hükümdar olan hevaya göndereceğin elçileri böyle sıfatlardan yapman layık ve uygun olur. Ve düşmanlarına bu gibi vasıfları elçi olarak gönderen melik zatında ve idaresinde selamet bulur. Ve mülküne zarar gelmesinden yana rahatta olmakla kâr eder. Ve idaresi altındakiler ve düşmanları indinde tazim ve hürmete layık olur. Çünkü o hükümdar bilir ki zaruret halinde herhangi bir düşmanının saldırması halinde bu elçiler o düşmana gönderecekleri kati ve apaçık deliller ile onun saldırısını engellerler. Ve genellikle vücut mülkünde işi gücü şerre kastetmekten ibaret olan heva, o gösterilen delili kabul edip şerre yönelişinden döner ve hayra kasteder. Ve bu dönüşü sebebiyle senin diğer saldıran düşmanlarına karşı mücadele ve çarpışmanda da yardım eder. Nasıl olacakmış bu işimde anlatacak. Ve eğer sana karşı bozucu olan ve mülkünün bozulmasına çalışan bu kendisine itaat edilen heva melikinin her biri hükümdarları gibi bozucu olan elçileri sana gelirse sakın onlara karşı sert muamele etme. Taktik veriyor şimdi. Sakın sert davranma hevadan gelen bir elçilerin sana karşı. Çünkü elçilere ihanet idare usulüne vakıf olmamaktan kaynaklanır. Nitekim elçiye zeval olmaz atasözü meşhurdur. Bir elçi haber getirdiyse, düşmandan da gelse o elçiye zarar verilmez. Elçi sonuçta, değil mi? Güzelce bir dinlenir. Örneğin heva tarafından sana hırs ve yalancılık ve hainlik ve vefasızlık ve cimrilik ve cahillik ve kötülük ve acizlik ve ahmaklık gibi zemmedilmiş sıfatlardan bir elçi gelecek olursa hemen nefret edip onları huzurundan kovma. Ve onlara güzel muamele edip yumuşak söz söyle. Sen bu sayede onların işitmelerini ve bakışlarını alırsın. Yani onlar senin sözlerine değer verip dinlemeye meylederler. Ve gözlerini sana dikerler. Durun bakalım, bu güzel şeyler söylüyor, dinleyelim derler. Bu gibi elçiler gelince sen vücut mülkündeki tahtına otur. Meclisinde ancak yardımcın olan aklı bırakıp diğerlerini meclisinden dışarı çıkar. Yanına aklını bırak, o gelen elçiyle birlikte diğerleri çıkart diyor. Ve akla emret ki senin sözlerini onlara nakletsin ve sana karşı tercümanlık vazifesini yapsın. Çünkü akıl fazlasıyla idareye ve siyasete vakıftır. Yani ey ruh, vücut mülkünde senin tahtın kalptir. Örneğin hırs elçisi geldiği zaman kalbindeki diğer hatıraları dışarı bir çıkar. Kalbini diğer hatıralardan boşalt diyor. Tahtına otur. Kalbinde yardımcın olan aklı ve elçi olan hırsı bırak. Başka şeyleri kalpten bir temizle. Gelen o hırsına ve aklını bırak, diğerleri temizle. Ve akıl vasıtasıyla hırsın naklettiklerini dinle. Hırs sana neler söylüyor bir dinle. Yani hırs hevanın elçilerinden biri olarak gelip konuşursa o ancak hakikatiyle söyler. Şimdi buraya dikkatinizi çekiyorum. İyi, dikkatli dinleyin. Çünkü her şeyin bir hakikati sabittir. Ve her bir şey hakikatinin tersine söz veya fiil gösteremez. Hakikati neyse onu koyacak ortaya. Hırsın hakikati neyse onu koyacak ortaya. Bundan dolayı hırs da söze başlarsa ancak hakikatine layık ve uygun olan manayı gösterir de sana der ki vücut mülkünde heva denilen ve kendisine itaat edilen melik kendi kuvveti ve saltanatı altına dahil olman için beni sana elçi olarak gönderdi. Ve çok mal kazanmaya ve biriktirmeye hırslı olmanı
ve zekat ve sadaka gibi şeriatın getirdiği şeye muhalefet etmeni sana emretti. Eğer sen bu emri kabul etmezsen ona karşı savaş ilan et der. Sen onun bu sözlerine karşılık hiddetlenmeyip sakin bir şekilde dersin ki: ey elçi, bizim indimizde senin merteben çok büyük ve değerin kerimdir. Kime diyor? Hırsa. Bizim indimizde senin merteben büyüktür ve değerin kerimdir. O hırs sıfatı senden bu yumuşak sözleri işittiği zaman asli haşinliği sakin olur ve mutlu olur. Önce bir övgüyle başladım çünkü. Senin bizim nezdimizde değerin büyüktür diyor. Politika yapıyor. Çünkü kendi sultanı olan hevadan böyle bir söz işitmemiştir hırs. Çünkü heva hırs sıfatını av köpeği gibi kullanır. Sen sözüne devam ile ona dersin ki: ey elçi, ey hırs elçisi, aklın ile şuna bir bak ve baktığın şeye de kendinden adalet ve insaf eyle. Ki Allah hakkında ne dersin? O bizim Rabbimiz midir yoksa değil midir? Hırs insaf edip evet Rabbimizdir der. Sen yine ona dersin ki: ey elçi olan hırs, bu içinde bulunduğumuz yurttan yani dünya yurdundan göçer miyiz yoksa göçmez miyiz? Biz ondan göçeriz diye cevap verir. Yine ona dersin ki: bizim göçümüz ve dönüşümüz Allah'a mıdır yoksa onun gayrı başka bir şeye midir? Sana Allah'adır diye cevap verir. Tekrar sen ona dersin ki: Allah Teala şeriatına ve dinine muhalif olan kimseyi ne ile vasfetti? O da der ki: şakilik ile. Sen yine ona dersin ki: seni Allah'tan bir şey gani kılar mı? O der ki: hayır kılmaz. Ben ona muhtacım. Sen dersin ki: ey elçi olan hırs, sen heva tarafından gönderilmiş bir elçisin. Ve hevanın hakikati ilahi emre muhalefet olduğundan seni de bu işe memur etti. Oysa ben seni Allah'ın razı olduğu şeye davet ederim. Farz et ki mal istemeye hırslı oldun veyahut olmadın. Senin için ezelde yazılmış olan şeyden fazlası sabit olur mu? Hırs der ki: evet olmaz. Sen tekrar dersin ki: ey hırs, senin hakikatin kalıcı ve sabittir. Asla değişmez. Tekrar ediyorum. Ey hırs, senin hakikatin kalıcı ve sabittir. Asla değişmez. Dedik ya, huy değişmez. Yaratılışta ne huy verildiyse o huylar üzerimize sabittir. Fakat o hakikatini itaate ve Rabbinin rızası olan hususlara çevir. Ve saadetine sebep olacak şeylere hırslı ol. Ve dünya malı azdır. Ve azlığıyla beraber devamlılığı yoktur. Fanidir. Farz et ki milyonlarca altın topladım. Sonun ölüm. Ve yaşadığın zamanlardaki nafakan dahi birkaç lokmadan ibaret değil mi? O altınların içerisinde neyi yedin? Yediğin neyse rızkın o işte. Rızık neydi? Yediğimiz, boğazımızdan geçen, üzerimize giydiğimiz elbise. Bunları toplamak için çektiğin zahmet ve zorluk neye yarar? Ve ahiret yurdu hayırlı ve daha büyüktür. Çünkü beka yurdudur. Sonu yok. Ebedi yurt. Ve ondaki cemali tecelliler dünya yurdundaki gibi sınırlı olmayıp sonsuzdur. Ve sen burada da hırsın. Orada da hırsın. Yani sen dünyanın süprüntülerini toplamaya çalıştığın zaman da sana hırs derler. Ve ahirete ait sevaba çalıştığın zaman da sana yine hırs derler. Hırs her zaman hırs. Ama yön değişiyor. Ama yön değişiyor. İsmin ve hakikatin asla değişmez. Bundan dolayı senin değerine noksan gelmez. Hırs bu hitapları işittiği zaman evet dediklerin doğru der. Boyun eğerek ilim ve din yoluna yönelir.
Bu şekilde sende faydalı ilimler ve güzel ahlak oluşup bu sayede mülkün kuvvetlenir ve hevanın mülkü ve tasarrufu zayıflar. Hırsı kendi safına çek diyor yani. Hevanın emrinden al, kendi safına çek. Allah emrettiği hususlarda hırs devam etsin. İlim öğrenmeye hırs etsin. İlim öğretmeye hırs etsin. Neyse. Ve onlardan, yani hevanın elçilerinden olan hainlik ve yalancılık ve günahtan ve benzeri her bir elçiyle aynı muameleyi yap. Ve eğer bahis uzamasa hevanın elçilerinden her bir resule, resul elçi demektir aynı zamanda, kendi mertebesinin ve değerinin gereği olan şeyle hepsi teslim olup boyun eğinceye kadar onlara karşı ne şekilde deliller getireceğini teferruatıyla anlatırdık. Şer edici ben fakir de bir örnek vereyim. Örneğin hevanın elçilerinden yalan elçi olarak gelse, onu da yukarıda izah edilen ön bilgileri beyan ettikten sonra dersin ki, sen dünyada da yalansın, ahirette de yalansın. Senin hakikatin kalıcıdır ve sabittir, asla değişmez. Fakat o hakikatini itaate ve Rabbinin rızasına çevir. Örneğin iki müminin arasını ıslah etmeye çalışıp gazabın sürüklemesiyle birbirlerinin aleyhinde söyledikleri sözü inkar et. Evet, yalan, gene yalan. İki kişinin birbirinin aleyhinde söylediği sözü inkar et. Belki her birinin mizacına uygun gelecek sözler söylenmiş olduğundan bahisle o sözleri uydur. Aralarını yapmak için uydur. Yalan söz söyle. Çünkü işi ıslah edecek olan yalan, fitne koparan doğrudan daha iyidir denilmiştir. İşi ıslah edecek olan yalan, fitne koparan doğrudan daha iyidir. Her doğru her yerde söylenmez deniliyor ya. Eğer o doğru fitneye sebep olacaksa orada o doğru söylenmez. Bunun da ölçüsünü bilmek lazım. Bu ölçüyü bilinmeyen insan bazen sohbetlerimizde tabir ediyoruz ya, ham sofu oluyor işte. Doğruluk, mutlak doğruluk deyip olmaz kardeşim, ben bu doğruyu burada söylerim diyor. Yeri değil ama, fitne çıkacak. Hayır diyor, ben dost doğru adamım, söylerim. Bilmiyor çünkü, ham sofu. Siyaset yapmayı bilmiyor. Evet, çünkü işi ıslah edecek olan yalan, fitne koparan doğrudan daha iyidir denilmiştir. İki müminin arasını bu şekilde barıştırmaya muvaffak olursan, Hucurat suresi 10. ayet. Kardeşlerinizin arasını ıslah ediniz. İlahi emrine uymuş ve bu sebeple ahiret saadetine nail olmuş olursun. Ve sen ister ahiret sevabına nail olmak için ve ister dünyevi süprüntüleri elde etmek için zahir ol, her iki şekilde de yalansın. Fakat dünyanın fani oluşu yönüyle bu husustaki amelin heba olmuştur. Ve ahiretin baki oluşu yönüyle bu hususa sarf ettiğin amelin korunmuştur de yalan elçisine. Yalan sıfatı da bu akla yatkın hüküm neticesinde sana boyun eğip sende bir güzel huy ortaya çıkar ve aynı şekilde mülkün kuvvet bulur. Sonuç olarak hevanın elçileri insani vücut mülkünü harap edecek olan bir takım zemmedilmiş sıfatlardan ibaret olup onlardan her birinin hakikati sabittir. Bunların tam bir şekilde mahvedilmesi ve ortadan kaldırılması mümkün değildir. Sohbetlerimize hep belirttiğimiz huy, yaratılışta neyse o huylarla biz ölünceye kadar devam edeceğiz. Terkip sabittir. Terkip sabit. Ancak onların kullanım alanlarını değiştireceğiz. İşte tasavvuf dediğimiz, tarikat dediğimiz, tarikattaki çalışmalar dediğimiz, nefis terbiyesi, tezkiyesi dediğimiz hakikat buraya bakıyor demiştik. Huylarımızı Allah'ın rızası istikametinde nasıl kullanabiliriz? Bunları öğrenmek, bilmek. Çünkü hakikatleri değiştirmek mümkün değildir. Ancak onları vücut mülkünün ıslah edilmesinde kullanabilmek lazımdır. Örneğin kimyada arsenik dediğimiz öldürücü bir zehirdir. Fakat tabipler vücudun ve hastalığın gereğine göre onu belirli bir oran içerisinde deva olarak kullanırlar. Onun bu şekilde kullanılması insanı öldürmediği gibi insan vücudunun ıslahına ve hayatının devamına sebep olur. Yalnız her şeyde olduğu gibi bunların bunların tatbikatında da ilim ve zekilik ile kavrayış lazımdır. İşte hevanın elçilerine böyle delil gösterilince onlar birer birer teslim olurlar ve boyun eğerler. Çünkü İslam
asıldır. Ve İslam boyun eğmedir. İslam, ram olmak, boyun eğmektir demektir. Nitekim hadis-i şerifte hiçbir doğan yoktur ki İslam fıtratı üzerine doğmasın. Sonra onu ebeveyni Yahudi ve Nasrani ve Mecusi yapar buyurur. Bu hadisi iyi anlayalım. Bundan dolayı her şey boyun eğme fıtratı üzere var olmuş olup çevresinde onu terbiye edenler kendi tavırlarına boyun eğdirirler. Bu hadiste belirtilen her bir doğan, hiçbir doğan yoktur ki İslam fıtratı üzerine doğmasından kasıt, yani doğan her kimse İslam'ı kabul etmeye meyilli doğmuş demektir. Herkes Müslüman olarak, iman etmiş olarak doğmuş demektir anlamına gelmiyor bu hadis-i şerif. İman olayı ayrı bir şey. İman, Allah kimin sırrına verdiyse kalbine iman, onda iman var. Vermediğinde iman asla olmaz, iman nuru. O zaman bu hadis-i şerifi böyle anlayacağız. Yani her doğan İslam'ı kabul etmeye yatkın, elverişli bir fıtrat üzere doğmuş olur. Ama bunu tabii yetiştiren neye doğru meylettirecekse ona doğru kişi meyleder anlamında. Ve hevanın elçileri de kendi hakikatleri içerisinde gerek sana ve gerek hevaya boyun eğme istidadındadır. Onlar senin elçilerinin tersine olarak kendi asıllarına dönerler. Ve bu dönüşleri hevanın aleyhine geri dönmekle olur. Çünkü sana boyun eğdiklerinde hevaya muhalefet etmeleri tabii olur. Fakat senin elçilerin ebeden senin aleyhine geri dönmezler. Çünkü senin elçilerin övülmüş sıfatlardan ibaret olup onları hevaya gönderdiğin zaman heva onlara senin yaptığın gibi onları delil ile kendine boyun eğici kılamaz. En çok onların sözlerini ve davetlerini kabul etmez. İşte bu kadar. Böyle olunca senin elçilerin elleri boş olarak senin tarafına dönerler. Çünkü onların zemmedilmiş sıfatlara dönüşmeleri imkansızdır. Ve çünkü zemmedilmiş sıfatlar asıl değil, geçicidir. Asla bak diyor. Ve geçici sıfatlarda asıl olan yokluktur. Şimdi bu hakikatlere arif ol. Ve işte ben sana düşmanın olan hevanın elçilerine ne şekilde muamele edeceğini ve ne şekilde konuşacağını beyan ettim. Ve bir de örnek verdim. Ve bu bir örnekten diğerleriyle yapacağın muameleye deliller çıkarabilirsin. Ve bu hakikatleri bilmek ve gerektiğinde uygulamak müritlere çok lazımdır. Evet, bu yolculara çok lazımdır. Ve işte bu hakikatlere vakıf olmadıkları için günümüzde tarikatta müritlerin felahlarının pek az olduğunu görürsün, kurtuluşlarının. Evet, bakarsın tarikat ehli mürittir ama az önce de dedik ya, hamsofu işte. Bu meseleleri bilmediği için, ilmi siyaseti bilmediği için, neyi nerede ne şekil kullanacağını bilmediği için, ilim sahibi olmadığı için, maalesef günümüzün en büyük eksikliği ilim, ilim, ilim. İlim sahibi olmadığı için kişi bunları nasıl kullanacak, nereden ne şekil hareket edecek, mertebelere nasıl yerleştirecek, hangi mertebeden gelen hitaba nasıl karşılık verecek, bunları bilmediği zaman ne oluyor bu sefer? Her şeyi yerli yerine koyamıyor. Koyamayınca da onların felahlarının pek az olduğunu görürsün diyor. Kurtuluşa erenler pek azdır. Ondan sonra yıllarca böyle kendi nefsiyle mücadele yapar, yaptığını zanneder ama bir arpa boyu yol alamamıştır maalesef. Çünkü onlar heva tarafından elçi olarak gelen fena bir hatırayı önce güzellikle kabul edip onu boyun eğdirerek hayır işlerinde kullanma usulünü bilmezler. Ve böyle bir hatıra gelince hemen ürküp idare usulüne riayet etmeksizin, bu ilmi siyaseti yapmadan ne derler? Defol, ben senin naklettiklerine kulak vermem derler. Oradan hevadan gelen bir elçiye anında terslerler, atarlar. Bu ilmi siyaseti bilemezler. Yerli yerince davranamazlar. Defol, ben senin naklettiklerine kulak vermem gibi sertlikle muamele ederler ve kaba sofuluk gösterirler. Bizim ham sofu dediğimizi burada da kullanmış bak bu. Kaba sofuluk gösterirler. İşte herhangi bir müridin böyle muamelesinden dolayı sen onu hayır yolu olan bir tarikata girmiş ve sülük ettiği halde yükselmesinde sabit ayak olarak görmezsin. Ve o kimse
kendisini tarikat ve sülük erbabından zanneder. Oysa o kimse tarikattan bir koku almamıştır. Şeytan onunla istihza eder ve onu kukla gibi oynatır. Neuzubillah. Allah muhafaza eylesin. Ve bu bahiste birçok müritlerin böyle hayır yoluna girmekle beraber sabitliğinin olmaması, istidat gereği olması ve bütün zemmedilmişlerin ve övülmüşlerin hakikatte hakka dönmesi gibi birçok geniş hakikatler vardır ki onların beyanı birbiri ardınca süren ayrıntıları gerektirdiğinden sınır kabul etmez. Bizim maksadımız ise kısa kesmektir. Eğer bu geniş hakikatlerin beyanına girişirsek maksadımız olan kısa kesme dairesinden çıkma ve bu sebeple zihinleri karıştırma korkusu vardır. Bundan dolayı bu bahislere dalmaktan vazgeçtik. Zekası keskin olanlara bu kadar yeterlidir. Şimdi ey zeki okuyucu, sen bizim beyan ettiğimiz şeyler ile amel et. Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin yüce iradesi bağlanırsa doğru yolu bulursun. 13. bölüm. Kumandanlar ve ordular ve onların mertebeleri beyanındadır. Evet, şimdi kumandanlar, ordular ve bu orduların, kumandanların mertebeleriyle alakalı mevzuyu izah edecek. Cenab-ı Şeyh afaki ve enfüsi mülkü, yani dışarıda ve içerideki mülkü, çadıra, maddi ve manevi orduları da çadırı tutan direklere ve etrafına dikilen kazıklara benzetmiştir. Şimdi çadır olarak tasvir ediyor bunu. Çadırı tutan direk ve etrafındaki kazıklar. Ve diğer bir benzetme olarak buyururlar ki mülk bir hane gibidir. Ve haneyi tutan dört duvar, ev. Haneyi tutan dört duvar veya direk lazımdır. Ve bunlar insani vücut mülkünde övülmüş vasıflar ve yüksek ahlaktır. Nasıl ki haneyi, evi, binayı tutan dört duvar, dört direk olması gerekirse veya çadırın direkleri olması gerekirse diyor, insani vücudu ayakta tutan da dört ana ahlak, haslet vardır diyor. Bundan dolayı ey Kerim Efendi olan ruh, o vasıfların ve ahlakın seçkinleri ve özü olan dört vasıf ve huyu seç ki vücut mülkünün felekleri onların üstünde döner ve saltanatın onların vasıtasıyla döner. Orduların geri kalanı, yani diğer vasıflar ve ahlaklar, bu dört vasıf ve huyun emri altındadır. Ana kuvvet dört tanedir diyor. Böyle olunca bakışın sadece bu dört vasfa çevrilmiş olsun. Ve bu vasıfların her biri senin vücudunun mülkünü idare ettiği bilinen latifelerdir ki aşağıda beyan edilecektir. Ve biz bu vasıfları iki husustan dolayı ancak dörde sınırlı kıldık. Neden dört dedik? Şimdi onu açıklıyor. Dördün hikmeti ne? İki hususun birisi budur ki muhakkak dört sayısı basit sayılarda, yani tek haneli sayılarda ikinci asıldır. Dört sayısı tek haneli sayılarda ikinci asıldır. Ve birinci asıl birdir. Çünkü bütün sayıların mertebeleri bir sayısından var olur. Örneğin 1 artı 1, 2. 1 artı 1 artı 1, 3. 1 artı 1 artı 1 artı 1, 4 gibi şeklinde sayıların mertebeleri sonsuz bir şekilde sürer gider. Ve 1'den 10'a kadar olan basit sayılar sonsuz sayıların oluşumunda asıldır. Asıl sayılardır. Sonsuz sayıların oluşumunu 1'den 10'a kadar olan sayılar yapar. Örneğin 10 sayısından sonra yine 1'den başlayıp 11, 12 ila ahir diye devam eder. Ve aynı şekilde 20'den, 30'dan, 40'tan sonra da yine böylece sürer gider. Basit sayılar içinde 4 sayısının ikinci asıl olmasının sebebi budur. Ki 4 sayısı 10 sayısına kadar altında ve üstünde olan sayıları toplamıştır. Örneğin 4 kendisinden önce olan 1 ve 2 ve 3 sayılarını toplamıştır. Ve kendisinden sonra gelen 5, 6, 7, 8, 9, 10 sayılarında potansiyel olarak ihtiva etmiştir. Yani örnek veriyor. 4 artı 1, 5 eder.
4 artı 2 6, 4 artı 3 7, 4 artı 1 artı 3 8, 4 artı 2 artı 3 9, 4 artı 1 artı 2 artı 3 10 eder. Ne oldu? Birden 10'a kadar saydı. Hepsinde 4 mevcut. Çünkü 4 sayısı 1'i ve 2'yi ve 3'ü taşıyıcıdır. Bu taşımış olduğu sayılar kendisine eklendiğinde böylece 10'a kadar kendi üstündeki basit sayıların mertebeleri oluşur. 4'ün hikmeti buradan geliyor. Ve 4'ten başka tek haneli sayılar içinde bu özelliği taşıyan hiçbir sayı yoktur. İşte bu hikmeti barındırdığı için biz 4'ü seçtik. Bu 4 sıfat vücut mülkünde diğer sıfatları ve kuvvetleri taşıyıcıdır. Böyle olunca bu 4 sıfatın hanenin 4 duvarının haneyi tutuşu gibi mülkü ikame ettiklerini gördük. Ve bundan dolayı arşın taşıyıcıları kıyamet gününde Hak Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi 8 oldu. Ne zaman? Kıyamet gününde. Çünkü kıyamet gününde batın zahir olur. Yani batın gizli olan zahir olur, gözükür olur. Ve potansiyel olanlar fiile dönüşürler. Şu an arşın taşıyıcıları 4 tanedir. Resulullah Efendimiz diyor ki o gün, kıyamet günü bunlar 8 tane olacak. Yani o batın olan diğer 4 taşıyıcı da zuhur ettiği için 8 taşıyıcı görülecek. Bundan dolayı şu an 4 olarak zahir olan arşın taşıyıcılarının batınları da zahir olacağından toplamı 8 olur. Nitekim Allah Teala kıyamet gününü vasfettiği vakit ve izin günü Rabbinin arşını üstlerinde taşıyanların sayısı 8'dir. Hakka 17 buyurmaktadır. Ve yevme izin sözüyle kıyamet gününe işaret etmektedir. Cenab-ı Şeyh-i Ekber Fütuhat-ı Mekkiyelerinin 371. bölümünün 2. ve 5. kısmında şu an arşın taşıyıcılarının 4 olduğuna ve kıyamet gününde 8 olacağına dair ayrıntılar ve izahlar vermiştir. Bunları zaten işledik Fütuhat derslerimizde. Onların buraya tercüme ve nakli şerhin uzamasını gerektirir. Ve biz bu hayvani alem mülkünün ki o senin cisim mülkündür. 4 tabiat üzerine bina edildiğini gördük ki evet şimdi 4'ten 4'ü anlattığı sayısal önemini, ehemmiyetini insan vücudu üzerine döndü. 4 tabiat üzerine bina edildiğini gördük ki onlar da şunlar: rutubet, kuruluk, sıcaklık ve soğukluktur. Evet, insan vücudundaki 4 tabiat özelliği bunlardır. Rutubet, kuruluk, sıcaklık ve soğukluktur. Ve büyük alem olan güneş sistemimizi oluşturan heyet dahi 4 unsur üzerine kaim oldu. Onlar da sıvı, gaz, katı ve ateş. Yani hararettir. Ve burada unsur tabiri kimyagerlerin bahsettikleri basit elementler değildir. Hikmet ehlinin bahsettikleri cisimlerin umumi esaslarıdır. Bundan dolayı fen erbabının bu terimlere itirazları yerinde değildir. Ve hiç şüphe yok ki bilimsel olarak dahi sabit olduğu üzere gerek alemin vücudu ve gerek Adem'in vücudu bu 4 rükün ve tabiat üzerine yerleşmiştir. Toprak, hava, ateş, su unsurları dedik ya büyük alemde de. Yine insanda da bu unsurlar var dedik. İşte bunun karşılığı da rutubet, kuruluk, sıcaklık, soğukluk olmuş oluyor. Ve bu tabiatlar ve 4 unsurlar bölümü 40 bölümdür. Yani vücut mertebeleri 40'tır. Bunlar da 40'a ayrılıyor yani. 40 bölüm oluşuyor. Bundan dolayı 4 sayısı geniş bir bölümdür ki eğer biz onun ayrıntılı bir şekilde izah etmeye kalkarsak maksadın dışına çıkmış oluruz. Zaten 40'ın sohbetlerimizde dile getirdik. İnsan için ehemmiyeti fazladır. İşte derler ya işte 40 gün. Anne rahmindeki 40 günün evreleri, insan ölümünden sonra 40. gün meselesi, 40'lar, Evliyaullah'ın ileri üst tabakalarında olan 40'lar gibi 40'ın ehemmiyeti var yani. 40'ından sonra adını teneşir patlar. Gibi atasözümüz de var. Bu konu hakkında bilgi almak isteyenler Fütuhat-ı Mekke'nin 1. cildinin baş taraflarını incelesin. Evet, ilk sohbetlerimizde Fütuhat-ı Mekke'nin 1. cildini
okuduğumuzda bu konuları, bu unsurları detaylıca anlatmıştı orada hatırlarsanız. Yine isteyenler o sohbetlerimizin tahmin ediyorum 5. 6. 7. ilk 10 sohbette olması lazım bu mevzular. Vasıfları özet olarak 4'e tahsis edip sınırlandırmasını emrettiğimiz diğer sebebe gelince. Evet, birinci sebebi açıkladık diyor. Şimdi diğer sebep, 4 olmasının diğer sebebine gelince. O da şudur ki senin mülküne ancak 4 taraftan zarar ve bozukluk gelebilir. Onlar da sağ ve sol ve arka ve ön taraflardır. Ve sana zarar veren bu 4 tarafı Hak Teala Hazretleri Kelam-ı Mecid'inde şöyle beyan buyurur. Araf 17. Daha sonra elbette onlara önlerinden ve arkalarından ve sağlarından ve sollarından geleyim. Bu ayeti kerime Hak Teala Hazretlerine karşı edepsizce çekişmeye cüret eden iblisin ifadesini nakilden ibarettir. Aynen. Şeytan öyle diyor. Sağından, solundan, önünden, arkasından yanaşacağım kullarına diyor. İnsana, Ademoğullarına. Bilinsin ki iblisin hükümran ve tasarruf edici olduğu yurt kesiflik ve unsurlar alemidir. O tasarrufunu kesif alemde, unsurlar aleminde ancak kullanabiliyor iblis. Ve yönler ile kayıtlanma kesiflik ve taayyün aleminin gereğidir. Ve yönler ise altıdır. Onlar da sağ, sol, arka, ön, üst ve alttır. Oysa ayet-i kerimede iblisten naklen ancak dördünden bahsedilmiş ve üst ile alt söylenmemiştir. Sebebi şudur ki alt seni kendisine davet eder. Yani yeryüzü çekim kuvvetiyle seni üzerinde tutar. Eğer bu çekim kuvveti olmasa sen onun üstünde duramayıp fezaya doğru fırlar giderdin. Ve yeryüzünün seni bu şekilde kendisine daveti ve seni tutması tabii ki senin hayatının devamının temini içindir. Bundan dolayı bu taraftan sana bozukluk ve zarar gelemez. Ve üst ise ilahi tenzihin yolunun mahallidir. Tenzihin yolunun mahallidir. Çünkü Hak Teala Hazretleri senin üstünden güneşin ışıklarını indirir. Ve ışıklar vasıtasıyla birçok hastalıklara sebep olan mikropları helak eder. Ve diğer faydalar verir. Yağmur yağdırır. Seller vasıtasıyla yeryüzünde senin hayatın için zararlı olan bozuk maddeleri giderir. Ve rüzgar estirir. Bu suretle senin hayatına zararlı olan bozuk havayı dağıtır. Daha bunlar gibi senin hayatına lazım olan şeyleri peyda eder ki bunlar bilim ehlince de sabit olmuş hakikatlerdendir. Örneğin şimşekler ile havada ozon denilen madde var olur. Sonuç olarak üstünden sana zarar ve bozukluk gelmesi şöyle dursun. Bu yön ilahi tenzihin sana ulaşmasına mahsus bir yol olmuş olur. Böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de 4 yönden bahsedilmesi ancak sana bu bahsedilen yönlerden zarar ve bozukluk geleceğine kuvvetli delildir. Ve bu da senin hayatında fiilen ve bizzat yaşamakla sabit ve sana malumdur. Şimdi madem ki sana ancak bu 4 yönden bozukluk gelebiliyor, o halde aşağıda anlatılacak olan 4 özet vasıftan her birini bu 4 yönden her biri üzerine tabileri ve orduları ile beraber dik ki vücut mülkünü himaye ve muhafaza etsinler. Ve sen de afiyette emin ve rahat olarak senin için belirlenmiş olan vakte kadar yaşayasın. Bunlara dikkat edersen. Çünkü Yasin 60. Ey Adem oğulları, şeytana kulluk etmeyin. Muhakkak o size apacık bir düşmandır. Ayet-i kerimesinde haber verildiği üzere iblis senin düşmanındır. Ve o Nisa 76. Muhakkak ki şeytanın hilesi zayıftır. Ayet-i kerimesinde haber verildiği üzere de hilekardır. Bunu geçen sohbetimizde değinmişti. Şeytanın hilesi zayıftır. Ayetinin ne demek olduğunu nedir? Şeytan kalbe düşünceyi atmak görevini ancak yapabiliyor. O kalbe attığı o şeytani düşünceyi geliştirip, büyütüp, büyük boyutlara ulaştırmakta ne görev alıyor? Nefsimiz görev alıyor. Şeytanın görevi o düşünceyi kalbe atmak işte.
tohumu atmak yani. O tohumu sulamak, yeşertmek, büyütmek nefsin işi. Demek ki nefs daha büyük düşman oluyor işte şeytandan. Bunu anlıyoruz. Şu kadar ki kudreti yoktur. Ancak hainlik ile ve hile ile tamah eder ve seni aldatır. Bundan dolayı sen maddi ve manevi lütufları bu dört vasıf üzerine dağıttığın zaman işin rahatlık bulur. Ve işlerin düzene girer. Ve düşman olan iblis sana her ne vakit hangi taraftan gelse orada senin hakkındaki bozma amacına ulaşmaktan yana kendisini engelleyen bir muhafız bulur. Böyle olunca bu dört vasıftan biri olan korkuyu sağından, korkuyu sağından ve ikinci vasıf olan ümidi solundan ve üçüncü vasıf olan ilmi önünden ve dördüncü vasıf olan tefekkürü ardından yana dik. Bu muhafızları oraya dik. Demek ki önemli olan bu dört direk bunlarmış. Korku sağ tarafta, ümit sol tarafta, ilim önünde, tefekkür ardında olacak. Bunlara sıkıca sarılmak gerekiyor. Mülkünün dört hududuna bu muhafızlar ile set çekilince düşman sağından geldiği zaman korkuyu ordusuyla beraber bulur. Ve onlar ile çarpışmaya ve onları def etmeye gücü yetmez. Diğer üç yönde böyledir. Ve vücut mülkünü muhafaza için biz ancak bu tertibi uygun bulduk. Çünkü düşman ancak bu yönlerden gelebilir. Korkuyu sağ taraf tayin, sağ taraf tayin ve tahsis etmemizin sebebi budur ki muhakkak sağ taraf cennet ve sol taraf ateş mevziidir. Bundan dolayı düşman sağ taraftan geldiği zaman ancak şehvetlerden ve lezzetlerden ibaret olan hemen gerçekleşenler cennet ile gelir. Bunları ona hoş ve süslü gösterip onları ona sevdirir. Örneğin zina ve livata ve şarap içmek ve kumar ve hırsızlık ve şeriat hükümlerine karşı kayıtsızlık ve hayvani hürriyet gibi her biri nefsin hazzına ve lezzetine hizmet eden fiilleri gösterir. Ve bunların her birini kabul ve icraya teşvik için zihni karıştırır ve safsata verir. Örneğin çocuk doğmadıktan sonra şehvetin kaza edilmesi hususunda nikahlı olan ile metresin tasarrufunda ne fark vardır? Ve bu şekilde maksat şehveti kaza etmek değil mi? Zina ile livata arasında ne fark var? Özellikle livatada çocuk olması korkusu da yoktur. Ve diğerleri hakkında da bunlara benzer türlü türlü zihni karıştırıcı şeyler ve safsatalar nakleder. Şimdi de bu nakillere korku karşılık gelir ve korku iki türlüdür. Birisi Allahu Teala'dan korku, diğeri insanlardan korkmaktır. Makbul olan haktan korkmaktır. Çünkü halktan korkmak da insanı kötülüklerden men edebilirse de pek zayıftır. Örneğin zina ve livatayı halkın ayıplamasından veyahut kanunen cezalandırılacağı korkusundan dolayı icra edemez. Fakat kalbinde hak korkusu olmadığından halkın bunu öğrenemeyeceğine tam bir kanaati oluşunca pervasızca bu günahı icra eder. Bu kitapta mevzu bahs olan korku ancak hak korkusudur. Hak. Bundan dolayı iblis cennet mevzi olan sağ taraftan nefsani lezzetleri arz ettiği zaman kendisine karşılık vermek üzere hak korkusunu ancak sağ tarafa koy ve onu başka tarafta kullanma. Örneğin sol tarafa koyma, çünkü sol taraf ateş mevzidir. Ve düşman sol taraftan sana dünyevi hayatın emellerini ve ızdıraplarını arz eder. Dünyevi hayatın emellerini ve ızdıraplarını arz eder. O tarafta ümit yerine korku bulursa ilahi rahmetten yana ümitsizlik oluşur. Ve bu ümitsizliği arttırarak örneğin intihara sebep olur bu sefer. Ve bu şekilde düşman senin mülkünü bozarak amacına ulaşmış olur. Fakat düşman sol tarafta ümidi tabileriyle beraber bulursa mülküne zarar ve bozukluk veremez. Böyle olunca her şeyi yerli yerine koyman icap eder.
Çünkü eşyayı yerli yerine koymak hikmettendir. Evet, ancak hikmet ehli eşyayı yerli yerine koyar. Şimdi insan için hak korkusu süvari için silah gibidir. İnsan için haktan korku, Allah korkusu süvari için onun silahı mesabesindedir. Çünkü süvari düşmana karşı çıktığı vakit veyahut düşmanın gelmesini beklediği zaman silahını kullanır. Ve eğer bu yerin dışında, yani lüzumu olmadan silahını alıp uygunsuz haller gösterirse, böyle kimse ile herkes alay eder. Ve kendisini alay konusu yapan kimse ise akılsız ve cahil bir adam olur. Ve eğer düşman sana sol taraftan gelirse, o ancak sana ümitsizlik, Allah'a karşı kötü zan ile gelir. Ve senin bu haller içinde gark olman senin üzerine kinin ve düşmanlığın ve hiddetin galip gelmesini gerektirip seni helak eder. Örneğin iblis sana sol taraftan gelip der ki, sen kalabalık bir ailesin. Fakirliğin ve zaruretin son derecede olduğundan onların geçimlerini gerektiği şekilde temin edemiyorsun. Kazancın karşılamıyor bunları. Rızık elde etmek için sebeplere teşebbüs ettiğin halde başarılı olamadın. 5 vakit dua ettiğin halde de Cenab-ı Hak senin üzerine bir rızık kapısı açmadı. Sen mümin olduğun halde bu elim azabı çekip duruyorsun. Diğer taraftan Hakk'a küfür ve isyan edenler geniş bir rızık ve rahat içinde yaşıyorlar. Hakk'a küfür ettiği halde, isyan ettiği halde. Sen müminsin ama bu kadar sıkıntı içindesin. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Fetih 25. Eğer siz ayrılmış olsanız elbette biz kafirleri azaplandırırdık buyurduğu halde kafirlere iyi muamele ve müminlere azap ediyor. Bak sana bir de ayetten de delille geliyor şeytan şimdi. Bu ayeti gösteriyor, diyor ki eğer siz ayrılmış olsanız elbette biz kafirleri azaplandırırdık buyurduğu halde kafirlere iyi muamele ve müminlere de azap ediyor der. Eğer salik bu nakilleri kabul eder ve sıhhatine inanırsa İlahi rahmetten ümitsizliğe düşüp Allah Teala'ya karşı kötü zan sahibi olur. Bu inanç ise dünyada ve ahirette helakine sebep olur. Bundan dolayı sol tarafa ümit olursa düşman geldiği vakit onu bulur. Ve salik onun bu nakillerine karşı der ki Hak Sübhanehu ve Teala Hazretlerinin beni bu hal içinde bırakmasında elbette gizli bir lütuf vardır. Ve kafirlere nimetleri bol bol buyurması hususunda da gizli bir kahrı vardır. Dünya hayatı ne kadar zahmetli olursa olsun seri bir şekilde zeval bulur. Ve ahiret beka yurdudur. Dünya gelip geçici ne kadar zahmetli de olsa. Cenab-ı Hak kullarına sabır ve tevekkül tavsiye buyuruyor. Ben sebeplere teşebbüs etmeye devam ile tevekkül ve sabrederim. Elbette Hakk'ın lütfu bir rahat ihsan eder. Eğer ben Hakk'ın rahmetinden ümidimi kesersem kafir olurum. Çünkü Yusuf 87'de muhakkak ki kafirler kavminden başkası Allah'ın vereceği rahatlıktan yana umudunu kesmez buyurur. Ve bu cevap düşmanın nakillerini def eder. Ve eğer düşman ön taraftan gelirse sözün zahiriyle gelir. Evet, şimdi düşman ön taraftan gelirse nasıl geliyormuş? Sözün zahiriyle, görüneni, bilineniyle gelir. Buna ilimi koyduk oraya. Ve bu sözün zahiriyle gelişi cisimlendirmeye ve benzetmeye sebep olur. Ve onun bu sözün zahiri ile gelişine karşı ilim karşılık verip düşman olan iblisin bu vasıta ile seni mağlup etmesine engel olur. Örneğin düşman sana ön tarafından gelir ve der ki Hak Teala Er-Rahmanu alel arşi ve isteva, yani Rahman arşın üzerine istiva etti. Taha 5. Ve Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah Adem'i Rahman sureti üzere halk etti buyuruşu yönüyle Allah Teala Hazretleri insan suretinde olduğu halde arş üzerinde bağdaş kurup oturmuştur. İşte bu iki sözün zahirinden anlaşılan manalar budur der. İşin zahirinden, sözün zahirinden gelir.
Bu inanç ise Hak Teala Hazretlerinin cisim ve insan suretine benzediğini ve bir mekanı bulunduğunu kabul etmekten ibaret olup açıkça küfürdür. Şimdi Salih bu sözün zahirine karşı ilim ile karşılık verip der ki: Rahman, Hak Subhanehu ve Teala Hazretlerinin toplayıcı ismidir ki onun altında sonsuz isimler vardır. Ve arş kesif varlıksal vücutlardır. Ve bu kesif varlıksal vücutlar Hakk'ın vücudundan ve varlığından zahir olmuştur. Ve Hak sonsuz isimlerinin görünme yerlerini bu varlıksal mertebede açığa çıkarmıştır. Bundan dolayı izafi vücutlar ilahi isimlerden her birinin arşı ve onların tamamı da Rahman'ın arşı ve tahtı mesabesinde olup suretten münezzeh olan Hakk'ın mutlak vücudu onların batınıdır. Ve aynı şekilde Adem taayyünü itibarı ile hayat, ilim, sem, basar, irade, kudret, kelam ve tekvinden ibaret olan 8 ilahi sıfatı taşımaya müsait olduğundan ve sıfata suret denilmesi de caiz olduğundan insanın Rahman sureti üzerine halk buyurulmuş olmasının manası da budur. Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı demekten kasıt da budur. Yani o isimlerin özellikleri Adem'de kamilen açığa çıktı demektir. Evet. Yoksa bundan Hak Teala Hazretlerinin Adem suretinde olması manası çıkmaz. İşte tasavvuf ilmine dayalı olan bu cevaplara karşı iblis eli boş olarak döner. Ve aynı şekilde iblis Salik'in arkasından geldiğinde şüphe ile ve bozuk hayallere dayalı olan işler ile gelir. Evet, arka taraftan gelme de buymuş, şüphe ve bozuk hayallere dayalı işler. Bu şekilde de ona tefekkür karşı çıkıp def eder. Çünkü Salik iblis tarafından nakledilen şeylerin şüphelerden ve bozuk hayallerden olduğuna vakıf oluncaya kadar incelemezse onları hakikat diye kabul eder. Ve neticede de vücut mülkü zahiren ve batinen helak olur bunu hakikat diye kabul ederse. Örneğin tahkik ehlinin kitaplarını incelemekle meşgul olan bir salike iblis arkasından gelip der ki: tahkikat ehlinin, yani hakikatleri yazanların kitaplarını incelemekle meşgul olana gelip der ki: alem ilahi isimlerin görünme yerlerinden ibarettir. Ve ilahi isimler ise tatil kabul etmez. Bundan dolayı en büyük kıyamet ile alemin heyeti bozulunca ilahi isimlerin görünme yerleri de kalmaz. İlahi isimlerin tatil edilmiş olması lazım gelir. Böyle olunca en büyük kıyamet hakkında olan Kur'an ayetlerini başka manalara yüklemek gerekir. Ve ilahi isimlerin tatil edilmiş olmaması için senin zannettiğin gibi kıyamet gerçekleşmez. Ve alemin sureti ebeden devam edip gider der. Hakikatlerin kaidelerine bakarak ilk anda cazip görünen bu fikrin şüpheden ve bozuk hayallerden ibaret olduğuna şüphe yoktur. Çünkü Salik şu şekilde tefekkür edip iblise der ki: alem ve Adem Rahman sureti üzeredir. Adem'in kıyameti öldüğü vakit kopar. Oysa Adem'i fertlerden birinin kıyametinin kopmasıyla Hak Teala Hazretlerinin Adem'i surette olan tecellisi kesilmez. Belki birinin kıyameti kopar, yerine diğeri kaim olur. Biri ölür, biri doğar. Alem de böyledir. Sonsuz fezada sayısız ve hesapsız şehadet alemleri mevcuttur. Bunlardan birinin suretinin bozulup kıyametinin kopmasıyla Allah Teala Hazretlerinin şehadet alemleri suretindeki tecellileri tatil edilmiş olmaz. Bundan dolayı bu şehadet alemlerinden birisi olan alemimizin elbette kıyameti kopacaktır. Ve Kur'an-ı Kerim'in açıkladığını tevil etmeye asla mahal yoktur. Ve en büyük kıyametin gerçekleşmesiyle yeryüzünün başka bir surete geçmesi ve mahlukların ahiret oluşumu üzerine inşa edilmesi şek ve şüphe edilecek bir şey değildir. Ankebut 20. De ki, yeryüzünde dolaşın ve böylece ilk halk edilişin nasıl olduğuna bakın. Sonra Allah ahiretin oluşumunu inşa edecek. Ayet-i kerimesi bunun kesin delilidir. İşte bu gibi tefekkürler neticesinde düşman tarafından arkadan nakledilen şeylerin kati haberler karşısında şüphelerden ve bozuk hayallerden ibaret olduğu anlaşılır.
Şu yön de gizli kalmasın ki bütün bu tedbirler ve muhakemeler ilim sayesinde gerçekleşir. Cehalet her hususta helak olmanın sebebidir. İlim olmazsa hiçbir şekilde kurtuluş olmuyor. Şimdi senin kuvvetin ve sultanın olan bu vücut şehrin için savaşta düşman ancak bu saydığımız dört yönden yol bulur ve sana bu taraflardan hücum eder ve saldırır. Eğer sen bu bahsettiğim dört özel vasıfı yerli yerine koyup tertip edersen beden ve vücut şehrin sağlamlaşmış olur. Beldenin dört hududunu bunlarla sapasağlam kıl ki düşmanın onları def etmeye gücü yetmesin. Şimdi eğer vücut şehrinin korunması için hududu bu gösterdiğimiz dörtten daha fazla arttırsam bile yine bu dört özel vasıf lazımdır. Fakat görevlilerinden olup yani senin taayyünün aleminde olup emrini kendilerine naklettiğin 10 hadden fazlasını dikkate alma. 10 şık var şimdi. 10 hadden fazlasını dikkate alma. Ve biz bu fazladan olan hadleri ancak unsurları koruma yani taayyünün korunması sebebiyle ona çıkarttık. Çünkü hakkı tenzihe esas olan hudud 10'dur. Tekrar ediyorum. Çünkü hakkı tenzihe esas olan hudud 10 tanedir. Ve onlar da ön, arka, sağ, sol, üst, alt, başlangıç, son, bütün ve parçadır. 10 oldu. Bundan dolayı Rabbini bu 10 halden tenzih eden kimse üzerine bu hadlerin her biri selamet vesilesi olur. Baka yurdunda mülkün bekasıdır. Böyle bir kimse hakkı ve hadlerden tenzih edince ebedi saadete nail olur ve ebedi hayata ulaşır. Bilinsin ki hakkın mutlak vücudu sonsuz isimleri dolayısıyla varlıksal muhtelif suretlerde açığa çıkmıştır. Varlıksal suretlerden her birisi bu bahsedilen 10 had ile vasıflanmıştır. Örnek olarak insani bir sureti ele alalım. Bu taayyün etmiş suretin önü, arkası, sağı, solu, üstü, altı, başlangıcı, sonu ve vücut parçalarına göre bütünselliği ve alemin suretine göre kendi vücudunun parça oluşu sabittir. 10 taneyi saydı 10 şıkkı. Bunların hepsi onun haddidir. Had, sınırı. Fakat hakkın mutlak vücudu bu hududun hepsinden münezzehtir. Sınırsız. Çünkü onun vücudunun sonsuz oluşu yönüyle önü, arkası, sağı, solu, üstü, altı yoktur. Ve onun varlığı kendisinden ayrılmaz olduğundan ne başlangıcı ne de sonu yoktur. Ve varlık sonsuz bir kavram olup parçalanma ve bölünmeyi kabul edici olmadığından Allahu Samet diyor ya, lem yelid ve lem yulet diyor ya, bütünsellik sıfatı ile de vasıflanmış değildir. Ve kendisine göre bir bütün olup vücudu ondan bir parça olmadığından parça olma sıfatından dahi münezzehtir. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا اَحَدٌ İşte sen hakkı bu hadlerden tenzih ettiğin vakit senin alacağın karşılık amelinin cinsinden olur. Yani amelin hakkı bu hadlerden tenzih olduğundan sen hakkı her bir hadden tenzih ettiğin vakit bu hadlerden her birisi senin için mutlak olan tarafına yükselmene sebep ve senin selametine vesile olur. Ve beka yurdunda yani hakka dönüşün indinde vücut mülkünün bekasını sağlamış olur. Bu Kamer 55. Kudret sahibi Melik'in huzurunda sadıklar makamındadır. Ayet-i kerimesinde beyan buyurulan makamdır. Ve bu makama ulaşmak ebedi saadete nail olmaktır. Böyle olunca senin bu makama ulaşmana engel olmaya teşebbüs eden düşman eğer bizim bahsettiğimiz kaidelerden bir kaideyi yıkmaya çalışırsa ondan kendini koru. Ve vücut mülkünün zarar görmemesi ve bozulmaması için her bir hadde mahsus olarak bahsettiğimiz vasıflardan her birisini
tabileriyle beraber gereken hadde dik ki Hak Sübhanehu ve Teala Hazretleri kumandan mesabesinde olan bahsedilen bu vasıfları sana itaatkar kıldı. Her bir hadde mahsus olan muhtelif vasıfların bir emiri vardır. Bu 10 haddin de her bir haddin emiri vardır. Bu emir hududun başında vekilleriyle ve arifleriyle beraber durup muhafızlık eder. Bundan dolayı düşman o hadden geldiği vakit senin için onu def etmek ve maksadına ulaşmak kolay olur. Ve sen daima uyanık olup düşmanın sana hangi taraftan geldiğine bakarsın. Ve o tarafa tahsis edilmiş olan emiri davet edip tabileriyle beraber düşmana karşılık vermesini emredersin. Ve o emirin himmeti sana yeter. Ve her tarafta da böyle yaparsın. Şimdi ey Kerim Efendi olan ruh, bizim beyan ettiğimiz bu hakikatleri bu izafi vücut aleminde tahkik edip bizzat yaşayarak arif ol. Ve bilgilerini daima tatbik ederek bu tertibi muhafaza et. İnşallahü Teala mesut ve mutlu olursun. Dördüncü bölüm. Düşmanla karşılaşma anında savaşların idaresi ve orduların tertibi beyanındadır. Şimdi artık taktiklere geçiyor. Savaş nasıl idare edilir? Ordu nasıl tertip edilir? Buradan taktik verecek. Ey Kerim Efendi olan ruh! İlahi halifeliği taşıyıcı olması itibariyle şerefli olan zatının muhafazasına devam et. Bundan dolayı nezdinde bulunan mevzilerin en pak ve nezihine yönel. Mevzilerin en pak ve nezihine yönel. Ve o mevziyi kuvvetlendir. Ve o mevziye devam et. Ve o mevziyi kendin için sakin olacağın bir mahal olmak üzere seç ki orada kendini muhafaza edebilesin. Seni ikaz edeyim ve haber vereyim ki o kürsi mevziidir. Yani bağlanmış olduğun nefsani kesif vücuttur. Ve o kürsi iki ayağı olan mevzidir. Yani ilahi emir ve yasakların bağlandığı emir ve yasakların bağlandığı bir vücut mertebesidir. Ve bu menzil sünnet mekanıdır. Ve şeriat kalesidir. Ve bu kale seni himaye eder. Ve düşmanın saldırmasına engel olur. Ne güzel izah etmiş değil mi? Bu mevzi sünnet mekanıdır. Ve şeriat kalesidir. Zirvesi yüksek olduğundan düşman oraya çıkamaz. Bilinsin ki şeriatın sonsuz faydalarından biri de ruhun bağlandığı unsuri kesif vücudun süratle bozulmasına mani olmaktır. Örneğin şeriat sarhoşluk veren içecekleri men etmiştir. Şeriatın bu yasağından çekinmeyenlerin tutuldukları hastalıklar doktor raporlarıyla sabit ve binlerce numuneleriyle meydandadır. Ve aynı şekilde şeriat domuz eti yenilmesini yasaklar. Buna devam edenlerin trişin illetine müptela oldukları tıbbi araştırmalar ile ortaya çıkmıştır. Ve aynı şekilde şeriat şehvetin giderilmesinde israf edilmemesini tavsiye ve zina ve livatayı men eder. Ve bu israfa tutulanların türlü bulaşıcı hastalıklar ile hastalandıkları tıbben sabittir. Ve zinanın çokluğu toplumsal bir beladır. Ve aynı şekilde şeriat kumarı men eder. Ve yasaklardan çekinmeyenlerin hayatta en ağır cezalara tutuldukları binlerce numunesiyle sabittir. Sonuç olarak şeriatı koymuş olanın emir ve yasakları dünya ve ahiretçe senin düşmanın olan iblisin sataşmasından muhafaza etmek için konulmuştur. Ve bu emir ve yasaklar bu alemde tayin etmiş olup bütün ilahi isimlerin hükümlerinin açığa çıkmasına müsait olan izafi kesif vücudun gereğinden dolayı konulmuştur. Ve bu kesif vücudun gereği hayvaniyete meyildir. O bu alemde hiçbir kayıt ile kayıtlanmaksızın dik kafalıkla hareket etmek ister. Evet, nefsin özelliği de bir cihetten budur. Burada parantez açayım. Nefsin yaratılışının hakikatindeki sırdan da kaynaklanıyor. Yani sınır tanımamazlık, emir kabul etmemek. Bu nefsin hakikati. Dedik ya,
tefekkürlerinize veriyorum, sevk ediyorum bunu. Allah Adem'i kendi sureti üzere yarattı. Buradan derin tefekkür edilebilir. Nefs neden asi, neden sınır tanımıyor, hat tanımıyor. Ve onun böyle dik kafalılıkla hareket etmesi helakine sebep olur. Onun helaki halinde de insani suretten beklenen ve istenen olan gaye yitirilmiş olur. Düşmanın maksadı da ancak budur. Nitekim ezelde kendisini vücuda getirene karşı böyle ahd ederek saat 82. İzzetin hakkı için ben onların hepsini ayartayım ve azdırıp yoldan çıkarayım demiştir şeytan. Ey Kerim Efendi olan ruh, bu unsuri cisim senin için kürsidir. Ve bu kürsi izah ettiğimiz şekilde emir ve yasakların bağlandığı bir mevzidir. Ve bu emir ve yasakların menzili sünnet mekanıdır. Yani şeriatı getirmiş olan Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sözlerinin ve fiillerinin ve yüksek hallerinin tatbik mahallidir. Ve değerli sünnetler düşmanın saldırmasına mani olan bir himaye edicidir. Ve zirvesi yüksek olan şeriat kalesidir. Şimdi sen bu kaleye sığınıp düşmanın saldırması halinde bizzat savaşmaya kalkışma ve savaşı bizzat idare etme. Çünkü sen helak olursun. Mülkün de harap olur. Çünkü memleket idaresi çözülmeye uğrar. Ve hükümet reisinin helaki üzerine memleketin nüfuzlu olanları ayrı ayrı bağımsızlık hevesine düşerler. Ve bu idare dağınıklığından düşman faydalanarak mülkünü tam ele geçirir. Fakat savaş esnasında hazretinde, yani kalp yahta kalıp da yukarıda bahsettiğimiz şekilde sana tertip ettiğimiz kumandanlarının ve emirlerinin icap edenlerini savaşmak için düşmana yönlendirirsen, onlar hezimete uğrasalar bile sen kalırsın. Kumandanlarını gönder diyor, askerlerinle birlikte savaş meydanına. Sıcak temasa. Sen kalede dur, yönetimini yap. Sen helak olursan onları kim yönetecek ondan sonra diyor. Ve senin indindeki erlerin ve idare ettiğin ordularının diğer bir kısmı geriye kalır. Daha sonra gereken tedbiri alırsın ve mülkün dağılmaktan kurtulur. Görmez misin? Bir ağacın dalı kuruduğu veyahut kesildiği vakit kök onu telafi eder ve yeniden dallanır. Ve eğer kök çürüyüp bozulursa ağacın tamamı helak olur ve kurur. Melik ve hükümet reisi mülkün köküdür. Ve devlet cisim mesabesindedir. Ve onun ruhu melik ve hükümet reisidir. Bundan dolayı ne zaman ruh helak olursa cisim de helak olur. Ve cisimde vücut azalarından biri bozuk olduğu ve ruh geriye kaldığı vakit tabip onu ıslah eder. Ve tedbir senin tabibindir. Bundan dolayı tedbir vasıtasıyla kendini muhafaza et ve tuzağa düşerek bizzat kendin düşmanla savaşma ve bizzat düşmana karşı çıkma. Ve düşman ordusuyla senin üzerine geldiği ve senin orduların ile düşmanın ordusu karşılaştığı vakit sen ilim denizinin kenarında dur. Ondan sonra himmet asası ile bu ilim denizinin yüzeyine vur. Hazreti Musa'nın şeyini anlatıyor. Bu ilim denizinden sana bir yol açılınca hiç tereddüt etme, bu yola gir. Çünkü düşmanın seni takip edecektir. Firavun'un Hazreti Musa'yı takip ettiği gibi. Cenab-ı Şeyh-i Ekber ruhu Cenab-ı Musa'ya ve iblisi de Firavun'a ve ilmi de denize benzetmiştir burada. Nitekim Firavun kendi tabileriyle Musa aleyhisselamı Kızıldeniz'in sahiline kadar takip etmiş ve Cenab-ı Musa asası ile denize vurup kendisine bir yol açmakla o yola dahil olarak karşı tarafa geçmiş ve Firavun da onu takiben bu yola girmiş ise de deniz kapanıp helak olmuştur. Ruhun da iblisin saldırması halinde ilim denizinden açılacak bir yola girmesi icap eder. Çünkü ilim reislik ve kibir doğuracağından ve Beni Adem'in helaki reislik ve kibir sebebiyle olduğundan şeytan Beni Adem'in ilim tarafına meylini pek fazla arzu eder ve onu reislik ve kibir sebebiyle halk etmeye çalışır. Helak etmeye çalışır. Bundan dolayı sen
İlim sahiline gelip açılan yola girince düşman da arkandan gelir. Ne zaman ki ilim denizinin ortasına gelir, deniz onun üzerine kapanır, çatışma ve vuruşma olmaksızın kolaylıkla boğulur ve helak olur. Ve işte bu hakikate binaen alimlerin bazıları, ilmi Allah'ın gayrı için talep ettik. İlim çekindi ve bizi ancak Allah'a çevirdi demiştir. Evet, alimlerden bazıları bu sözü kullanmış. İlmi Allah'ın gayrı için talep ettik. İlim çekindi ve bizi ancak Allah'a çevirdi demiştir. Yani biz ilmi reisliğe nail olmak ve insanlara üstünlük kurarak bu sayede dünyevi nimetlere ve refaha ulaşmak için istedik. İlim tahsil ettikçe bu maksat bizde kayboldu. Ve ilim bizi Allah'ın gayrı olan bu maksada ulaşmaktan feragat ettirdi. Ve nihayet bizim elimizden tutup halk edilişimizin asli maksadı olan marifetullah'a bizi sevk etti. Bu sözün doğruluğu birçok örneklerle açıkça gözükmektedir. Nitekim felsefe, kimya, matematik ve astronomi gibi ilimlerin mütehassısları ve muhtelif meslek erbabı bu ilimleri ve fenleri kişisel hırs ve servet kazanmak maksadıyla öğrenmeye niyet ettikleri halde neticede hakiki vücuda getireceği idrak ile vahdet-i vücudu tasdik etmeye mecbur kalmışlardır. Böyle olan birçok zatlar da vardır yani. Ve bu hal ilahi hilenin en güzelindendir. Ve Allah Teala hile yapanların hayırlısıdır. Çünkü asli maksadı olan marifetullahın gayrına niyet etmek şerdir. Ve şerre ulaşamamak ise hayırdır. Ve şerre kastedildiği halde neticede hayır çıkması ilahi mekrin en güzel olan kısmındandır. Bu ise ilmin özelliğidir. Ve Hak Teala Hazretlerinin Zümer 9 bilen ile bilmeyen bir olur mu buyurmasındaki hikmetin sırrı budur. Şimdi iblis beni Adem'i ilme teşvik edip onu o ilim sahasında delalette bırakmak için arkasından gelir. Fakat ilmin özelliği neticede insanı marifetullah'a sevk etmek olduğundan iblis delalette bırakmak kastını ifa edemez. Şerri istediği halde neticede hayır ortaya çıkar. Ve nitekim Firavun Musa'nın izini yeterli görerek denizde açılan yola girdi ve deniz kapanarak kendisini helak etti. Eğer deniz kapanmayıp Hazreti Musa'ya yetişseydi onunla savaşıp çarpışacak idi. Ulul azm bir şan sahibi peygamber ile çarpışmak ise salt şer idi. Ve onun bu şerrin gerçekleşmesine mani olan helaki ise hayrın aynıydı. Özellikle boğulacağını idrak ettiği vakit Yunus 90 iman ettim. İsrailoğullarının iman ettiği o ilahtan başka ilah olmadığına dedi. Ayette geçtiği üzere. Firavun böyle dedi. İman ettim. İsrailoğullarının iman ettiği o ilahtan başka ilah olmadığına dedi. Ve iman ettikten sonra boğuldu. Ve bu şekilde Allah'ın mekrinden gayip oldu. Şimdi eğer düşmanın sana ilim talep et ta ki zamanının nebilerinin üzerine yükselesin ve melikler senin önünde alçak gönüllü ve mütevazi olsunlar ve halk sana muhtaç bulunsun derse sakın bu şeytani bir iştir deyip ilim tahsili yolundan yürümekten yüz çevirme. Ve düşmanın bu nakildeki kastını fark et ve ilim talebini hızlandır. Çünkü düşmanın olan iblis ile senin hevanın ferahı ve mutluluğu ancak senin amel yeri olmayan amelin iledir. Ve ilim ise amel yeri olmayan bir ameldir. Yani sen ilim öğrenmekle meşgul olduğun vakit başka türlü amel ile meşgul olmaya vaktin müsait olmaz. Vakitlerini ilim öğrenmeye işgal eder. Düşmanların seni başka amelden alıkoydukları için sevinirler. Oysa o zavallılar bilmezler ki ilim kendi hakikatinin verdiği şeyin dışında bir şeyi kabul etmez. Şimdi o ilmi aldıkça sonra sana hakikatini verecek. Yani ilim öyle bir şeydir ki yukarıda izah edildiği üzere neticede marifetullah'a ulaştırır. Onun hakikatinin verdiği şey ancak budur. Bundan dolayı bu meselede yani ilme teşvik ve rağbet ettirme meselesinde iblisin cahilliği ilim ile delalette bırakmayı hayal etmesidir. Seni ilme teşvik ediyor ama güya sen insanlara karşı işte
hükmedici ol diye ilme teşvik ediyor. Halbuki burada cehaletidir diyor iblisin. Oysa ilmin hakikatinin delalete değil hidayete sevkettiğini iblis bilemedi. Çünkü iblisin batın gözü kördür. Hakikate bakamaz. O yalnız zahir göz sahibidir. Şeytanın bir gözü kördür denilmesinin bir itibarı da budur. Ve iblisin sadece zahiri görücü olup hakikati görememesini ispatlayan delillerden biri de Adem'e secde ve boyun eğme ile emredildiğinde Araf 12. Ben Adem'den hayırlıyım çünkü beni latif olan ateşten ve onu kesif olan topraktan halk ettin diyerek ona boyun eğmeyi kabul etmemesidir. İblis bu sözünü ilme dayandığını zannetti. Oysa Hak Teala meleklere Bakara 30 muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife kılacağım buyurmuş ve iblis dahi melekler arasında bu hitabı duymuş idi. Halife ise kendisini halife kılanın aynıdır. Bundan dolayı geçerli olan şey Allah'ın halifesi olan Adem'in zahiri değil batınıdır. Meleklerin Adem'e secde ve boyun eğme ile mükellef olması onun hakikatine göredir. Batın gözü kör olan iblis Adem'in hakikatini göremediği için hakim yani her şeyi yerli yerine yapan mucidi olan Allah Teala Hazretlerinin emrine muhalefetle kulluk yolu üzerinde yürüyemedi. Gurur ve kibiri buna da mani oldu. Fakat Adem taştan ve topraktan bina edilen Kabe'ye secde ile emredildiği vakit bu Allah'ın gayrına secde edilmesi caiz değildir demedi. Kulluk yolu üzerinde yürüyerek Kabe'ye secde etti. Ve beni halife olarak halk ettin ve 8 ilahi 8 sıfatının mazharı kıldın. Ve madenden ibaret olan Kabe'nin taayyünü ile benim taayyünüm arasında fark vardır. Ben yükseğim, o düşüktür. Niçin ona secde edeyim diyerek dik başlılık etmedi. Taşa niye secde edeyim demedi. Çünkü Adem bilir ki Hak Teala Hazretleri hakimdir. Onun emrine karşı kıyas yapmak kötü edeptir. Kulluk ancak emre uymaktır. Şimdi iblisin yukarıdan beri izah edilen halleri hep salt cehalettir. İlim değildir. O ise onun ilim olduğunu hayal etti. De ben Adem'i ilim ile delalette bıraktım dedi. Bu sebeple beyni Adem'i ilim talep etmeye teşvik etti. Oysa bilmez ki eğer beyni Adem ilminde derinleşirse bu ilim onun ayıbını ve cehaletini ortaya çıkarır. Ve neticede Adem delalete düşmek şöyle dursun belki hidayet bulur. Soru: Hak Teala Hazretleri Câsiye 23 hevasını ilah edinen kimseyi görmez misin? Allah Teala onu ilim üzerinde delalette bırakır buyurur bu ayette. Bundan ilim üzerinde de delalette kalacağı anlaşılır. Oysa ilim hidayete sevk eder demiştiniz diye soru gelebilir. El cevap: hidayete sevk eden ilim kamil ilimdir. Noksan ilim delalette bırakır. Yarım kasap derler ya, yarım imam yarım imam imandan eder, yarım hoca imandan eder, yarım kasap candan eder hesabı diye bir söz var ya. Noksan ilim delalette bırakır. Nitekim İblisin halin zahirine bakarak olan kıyası da bir ilim idi. Fakat noksan bir ilim olduğundan cehalet ile karışık oldu. Bundan dolayı bu noksan olan ilim asla ona fayda vermeyip ilahi huzurdan kovulmasına sebep oldu. Şimdi hevasını ilah ve kendi üzerinde tasarruf edici edinen kimse noksan ilim ile yetinmiş olacağından ona bu ilmini tamamlaması tavsiye edilse kendisini kamil bir alim zannettiğinden bunu kabul etmez. Oldum zannediyor ya kendisini, kabul etmez. Nitekim yukarıdaki ayet-i kerimenin devamında Câsiye 23 ve onun işitmesini ve kalbini mühürledi ve onun görmesinin üzerine perde çekti buyurulmuştur. Ve bu noksan ilim cehaletin aynıdır. Ve bu ilim ile vasıflanmış olan kimse cehli mürekkep sahibidir. Yani bilmez, bilmediğini de bilmez. İşte onun için deniliyor ki cahil bir insana
belki laf anlatabilirsin, onu cehaletten kurtarabilirsin. Yani bilmediğini fark eden insan o bilmediğini öğrenmeye meyledebilir. Ama bilmediğini bile bilmeyen insan, cahilin de cahili deniliyor ya, kör cahil. Bilmediğini dahi bilmeyen bir insan varsa karşında, ona hiçbir şey öğretemez. Şeddeli cahil. Şeddeli cahil. Hilmi Akça böyle tabir kullandı. Evet. Bu hafta sohbetimizi burada tamamlıyoruz inşallah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasaneten ve fil ahireti hasaneten ve qina azaben nar. Allahümme ufirli veli valideyye velil mü'minine vel mü'minati el ahyayi minküm el emmat. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin il fatihi lima uliqa vel hatimi lima sebega nasrıl hakkı bil hakkı vel hadi ila suratikel mustakim ve ala alihi hakkı kadrihi ve miktarihil azim. Subhanellezi yer'ani, subhanellezi mekani, ya'lemu mekani, subhanellezi yer'ani. Esselatu ve selamu aleyke ya Resulullah. Esselatu ve selamu aleyke ya Habiballah. Esselatu ve selamu aleyke ya Seyyidel Evvelin vel Ahirin. Salavatullahi aleyhim ve aleyna ecmain. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti emma yesifun. Ve selamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.